Hocam 33 yaşında 3 yıllık evliyim AMH 0 45 FSH 530 soğan kürü uyguladım şu an aslan pençesi ve inciri uyguluyorum tüp bebek denildi uygun mudur AMH'dan dolayı 3 yıl içinde menopozu e, geçeceğim söyleniyor demiş Şimdi böyle korkutarak. Kızdırdılar sizi. Yani yanlış bildi bu ya. Yan, bak hekimlerin işine karışmak istemiyorum. Efendim AMH'ın 0.45. Peki AMH'ın normal aralığı nedir? 0.7 ile İsviçre'de, Avusturya'da, Almanya'da 0.7 ile 7.8. E şimdi bu 07'nin altında hadi 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 çabuk karar ver. Sana tüp bebek yapacağız. Kaçmış yaşı? 33. 33 yani. Değeri de normal ya, yani aslında. Yani, yani düşük. çok AMH biraz düşük. <laughs> FSH'ı süper. 5.30 evet. Evet. Ya yükselir AMH'ı, antimüller hormonu yükselir. Yumurta rezervi diyor mesela bak diyor ki tıp yumurta rezervi dünyaya geldiğinde sabittir. Daha bu olmaz. Binlerce kadın örneği var bizde kayıtlı Hüseyin. Senin yaşın 0 0 0,1 0,01 yumurta rezervin bitmiş. Hayatta bir daha senden yumurta çıkmaz. Bal gibi çıkar. Nereden fetva veriyorsunuz böyle ya? Çıkıyor. Çıkıyor Hüseyin. Var. Bizde kayıtlı. Hocam Allah razı olsun diyor. Hayatta çocuğun olmaz senin dedikleri. Tüp bebek bile yapmıyorlar. Öyle mi kızım? Evet hocam. Ha, ne oluyor? Hamile ka a yumurta mı oldu diyor çıkmış diyor. E hani AMH 0.1 olunca yumurta gelişmezdi kesin erken. yok böyle bir şey. Yani bakın kadınlık hormonları özellikle folikül stimüle hormon, lutisyen hormon yani LH öncesi FSH'tı. Bunlar kadının ruh haliyle doğrudan ilgilidir. Bakın bir kadın ...sinirlensin, sinirli olsun, bir şeyler onu rahatsız ediyor, kızdırıyor, sinirlendiriyorsa... ...ne oluyor? E, Mensi adeti bir hafta, on gün, on beş gün ileri atar. Eğer bir kadın mutsuz ve üzgünse adeti erken başlar. Yani ani bir Allah korusun ölüm, ani bir üzüntü, onu rahatsız edecek ani bir haber. Hemen bir bakarsınız şey yapıyor... Adeti sökülüyor. Veya mesela kız yurtlarında bakın. Şimdi kızlar, yurda girerler hepsinin regli dönemleri farklıdır. Ama birkaç ay sonra bütün kızlar aynı şeyden oluyor, aynı ritme geliyorlar, birbirleriyle aynı anda adet görmeye. Bu neden? Çünkü ruh hali, bu hormonları, Aşırı derecede etkiliyor. Onun için bak şimdi bu kadın strese girdi 33 yaşında ...sıfır kürdü. Hadi tüp bebek tüp bebek yapmayın ya durun ya. 3 yıl sonra menopoz demişler... 3 yıl sonra kim diyor ya kim diyor ne? yok böyle bir şey. Şüllenizi uyguluyor. İşte bunun ne için, için tabii incir kürü uygularsın. Öncelikle soğan kürü. Bakın ne olursa olsun soğan kürü. Yani arkasından. E, testere dişli aslan, aslan pençesi, pençesi ve hormon incir. dengeleyici ve e, antimüller hormonunu yükseltmek için işte incir kürü veya incir artı havuç. havuç kürü hocam. Bak inciri 15 dakika kaynatıyorsun ayrı bir kapta. Onu bıçakla kes. E, 7-8 tane inciri hı hı. böyle yarım litre kadar suda. Ne yapıyorsun? 15 dakika kaynatıyorsun kısık ateşte, ağzı kapalı. Sonra ayrı bir kapta iki tane e, havuç, kum havucu, sert ve gevrek olacak. Böyle kolay bükülense o yarımız taze havuç. E, bunu e, uzunlamasına keseceksiniz, hı hı. ince ince doğramayın, uzunlamasına. Bunu ha, i̇kiye bölün. İkiye bölün, uh. evet ikisini atın. Bunu da 20 dakika kaynatacaksınız. O da yarım litre gene suda. Sonra bunlar ılıdıktan sonra birbirleriyle karıştıracaksınız. Günde iki defa oradan dört bardak çıkar. Bir sabah bir akşam içeceksiniz. Ertesi günde size yetecektir. Lütfen bunu dolapta saklayın. İçine herhangi bir şey ilave etmeyin. Ee, bu sizin antimüller hormonunuzu yükseltecektir. Bir başka şey daha burada antimüller hormonunu yükseltebilecek. hangi balımız var orada bir dörtlü, bal dörtlü hocam. bal karışımı var, üçlü bal karışımı var. Yani bir yayla balıyla veya bal polen, propolis, e, propolis arı sütü olan. Polenle yayla balı hocam. Evet doğru. Doğru polenle yayla balı bunu bundan alıyorsunuz yani Allah'ın izniyle ya hiç şey olmaz neler geliyor bize ya hocam kesin çocuğum olmazmış benim deyip yani bir defa insanları strese sokuyorsunuz siz yani insan strese girerse Zaten bitti. E, bitiriyorsun şey yani hormonları olumsuz etkileniyor. Tabii. yani değil mi hocam Ayşe Hanım Devam etsin. ki Şimdi bu havuç ve e, incir kürünlemesini ayrı ayrı yapıp evet. onları da Ayşe Hanım lütfen onu bak, da ekleyin. beraber aynı anda kaynatmayın. Yanlış ay, olur. Ay, Tabii. Olmaz. İnşallah. Sığdıktan sonra karıştıracaklar. Şu anneler gülündü. kendisiyle. Evet inşallah size sonra de Allah Sonra bakın hasresi. şunu söyleyeyim. Şu kesin olarak bunun bilinmesi lazım. Hiçbir dişi yoktur ki benim ilmimin dışında hamile kalabilsin veya doğurabilsin. Açık ayettir bu. Fatır suresinde. Fatır yani 36 Yasin 35 Fatır ikinci ayetinde Allah diyor ki ben bir kuluma bir şeyi niyaz ettiysem bak vermek istiyorsam bunu engelleyecek güç yoktur. Ama salıvermeyip vermeyip tutuyorsam da bunu verdirecek güç yoktur. Şimdi hanımefendinin neydi ismi? Ayşe. Ayşe Hanım. Yani ben sizin kaderinizi bilemem. Ama Allah tedbirli kulunu sever. Siz tedbirinizi alacaksınız. Rızgınızda olan bir şeyi Allah size zaten verecek. Kimse engelleyemez. Kimse engelleyemez bunu. Ancak tedbirinizi almak zorundasınız. İşte gayip olan budur. Bunu Allah bilir. Ben bir saniye sonra ne olacak? Öleceğim mi? Kalacağım mı? Biraz sonra uçağa bineceğiz. Uçak mı düşecek? Bu endişeyle, bu korkuyla hayat geçmez. Siz ne yaparsınız? Tedbirinizi alırsınız ve sıkıntınızı da imanınıza yüklersiniz. Niye çekiyorsunuz ki bu sıkıntıyı? Dolayısıyla Allah hiçbir kuluna zulmedici değildir. Asla. Bir başka şey daha var. 48'in 11'i. fetih suresinin 11. ayeti. Ben bir kuluma orada iki kelimede geçer. Darren ve nef'a diye. Yani ben bir kuluma bir darlık, darren bir zorluk takdir ettiysem bunu kimse değiştiremez. Ama bir kuluma da nef'a, bir nef'aset bir güzellik takdir ettiysem bunu da kimse değiştiremez. Yani e, dolayısıyla bunlar e, biz insan olarak geleceği bilmediğimiz için, bilemeyeceğimiz için, bunu alemlere rahmet peygamber efendimiz bile söylüyor. Ben gaibi bilmem diyor. Yani Allah bildirmedikçe. E, dolayısıyla biz tedbirimizi alırız. Rızkımız da varsa ama sen tedbirini almazsan orada da ha ben Olmaz. tedbire çünkü tedbir demek nedir tedbir Hüseyin? Vaka bunu biz esas İftar sahur oraya pro... bırakalım. o Süremiz bitti i̇timat çünkü. Demektir. Evet. İtimat demektir. İtimat. Allah'a tevekkül etmek demek Allah'a itimat evet. etmek demektir, değil mi? Kesin. Dolayısıyla İsra, hocam Allah... O zaman güvenin.